Türkiye Respublikası'nın tanınmış edebi İlisan Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız'ın yaradığı gecesi oldu. Tedbirde Milli Meclis'in üzeri Milletvekili Genile Paşayeva, tanınmış ziyalılar, tanınmış ilim ve sanat adamları ve hemçinin medya nümayendeleri iştirak ettiler. Genile Paşayeva ve tanınmış simalar Mehmet Nuri hakkında fikirlerini bölüştükten sonra hediyelerini takdim ettiler. Daha sonra Mehmet Nuri tedbir iştirakçılarına minnettarlık ifade ederek hoş teessüratlarını tedbir iştirakçılarıyla bölüştü. Gelideki tedbiri giriş sözüyle açan Milletvekili Genile Paşayeva, Mehmet Nuri'nin yaratıcılığıyla bağlı fikirlerini böyle ifade etti. İnsandı Mehmet Nuri Parmaksız. Yaratıcılığından danışmak isterim. Ama hansı kitabından başlayıp hansında bitirebilirim onu düşünürüm. Aslında her birinden saatlerce danışabilirim. Dokuduğum nakış nakış geceleri kilime, mahşere de ismini ezberlettim dilime diyerek başladığım mahşere dek kitabından mı? Aşkın kıyametini yazmak ölmekmiş, bir daha ölmemek üzere diye başladığı aşkın kıyametinden mi? Veya heyhat, kara sevda denilen yol ne de dardı, aşk bitti mi dünya kelebek ömrü kadardı diye başladığı o müthişen Süheyda'ya mektuplarından mı, yoksa diğer o güzel kitaplarından mı? Hansından başlayıp hansından bitirmek aslında çetindi. Ama ortada bir gerçek var. Gerçek Mehmet Nuri Parmaksız gördüğünüz bardan değil. O kitapların içindeki Mehmet Nuri Parmaksız'dı. Hali olanlar bilir, sonsuzluk nihayetti diyen kardeşim. Sana ne diyeyim bu güzel gecede, sana ne diyeyim? Ben de sonsuzluğun sahibinden sana bütün arzularına çatmanı dileyeceğim. Ben göy adamı değilim, hele göyler adam olamadım, yer adamıyam. O yüzden de yer adamı dileğiyle de bir de sana dileyeceğim ki bu geceni güzel Bakı'mızda geçirdik. İnşallah sizi gelen güzel gecenizi Şuşa'mızda, Cıdır Güzü'nde, böyle güzel bir o gün uzakta değil. Ve ne hediye verir diye düşündükte de benim için resimde en güzel beş bir resim eseri deseniz o eserin birinde mütlak çılgın atlar olması gerekir. Çünkü atlar birçok şeyi sembolize eder. Ve bizim çok değerli bir ressamımız var Sabir Çopurov. O bizde niyetle çeken, petrolla çeken tek ressamımızdır ve dünyaca ünlü güzel sergileri var, eserleri çıxarır. Ve Sabir Bey de ben davet edeyim, bu güzel eseri de sizi davet edeyim, hediye edeyim. Allah her zaman size uzun uzun iller, güzel geceler geçirmeyi nasip etsin. Sağ olun. Bestekarın ya da artistin ya da okuyucunun ona ruh vermesi çok ayrı bir şeydir. Ben Emre Hanım'ın dediğine herhalde katılıyorum. Benim için de yalnız bir değil, min adam var. Ben onu gördüm. Sağ olun. Tedbir tanınmış saz ifaçılarının ve müğennilerin ifalarıyla devam ettirildi. Musikçilerin her biri özüne mahsus ifalarıyla tedbire hususi renk attılar. Daha sonra Mehmet Nuri tedbir iştirakçılarına hatıra olarak kitaplarını takdim etti. Bir tane kitap var. 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 Bir tane kitap
Biz Göfer Kanlı'nın değerli bir çocuk. Çok değerli bir tacımızdı. İnşallah kitabını da hediye edin, o da bir eser yazar. Ezra'nın müthiş bir şey. Şöyle yapalım Cemil Hanım, isimleri sana bildirin. Ben özel olarak onları göndereyim. Bir kalem. Ya ben parmaksızım, anca bunları yazabildim. Bu da azıcık. Abi bırak. Sen hanım. Nasıl öğrenince bari yaptım. Bir tane kaynak almışım. Tamam benim abi. Bura bakın. Bir de. Evet, kime imzalıyor? Beyan Hanım. Arzu Hanım, siz geçin. Arzu Hanım. Kanım bura bakın. Söyleyin Gönül abi, kim var? Müthalim Bey. Bura bak. Bura bak. Güzel. Sevinç Hanım abi. Sevinç Hanım, bura bakın. Sevinç Hanım. Çok sağ olun. Sağ olun. Tamam abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben her yerdeyiz. Abi. Tedbirin sonunda milletvekili Genel Paşa'yı ve Elza Seyit Zihan Ümit Televizyası'na müsahibe verdiler. Elisan Başkanlığı'na beraber Azerbaycan Edebiyatı'nın yakın dostudur. Azerbaycan Edebiyatı'nın, Azerbaycan'ın büyük yazarlarının, şairlerinin kardeş Türkiye'de daha çok tanınması, kardeş Türkiye'nin edebiyatının, şair yazarlarının daha çok tanınması için büyük işler görmekle beraber güzel bir şairdi, güzel bir yazardı ve bugün onun güzel bir gecesini teşkil edildik. Ümit edirik ki okuyucularımız onu daha da derinden tanıyacak. Çünkü Mehmet Nuri Parmaksız'ı okumak, Yaradan'ı anlamak için güzel vasıtalardan biridir. Sizi de tebrik ederim. Mesela bugünkü tedbir çok büyük bir diyerler teşebbüstür. Elbette ki iki devlet bir millet adı altında biz ayrılmaz bir kardeşlerik ve bizim de Azerbaycanımızın da çok görkemli şairlerimiz var. Ve kardeş Türk ülkemizin de çok güzel şairleri, gazelhanları, necə deyirlər, sözə dəyər verən, sənətə dəyər verən insanları var. Və bugün burada insan cəmiyyətinin başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, güzel şair, onun yaradıcılığı dediği seçimini, ona gelmeyen yazıcılar birbirine ve gözlerine başarmaya, daha yazıcılar birbirine, anam yanına bütün bu tedbiri teşkil eden insanlara derdi çekimi istedim. Ben de bir bestekar kimi Mehmet Bey'in sözlerine, güzellim, gezerine, ramaz bestelerim. İnşallah yakın zamanda eşitlerdi, dinleyerdi ve yakında İstanbul'da olmuştu. İnsanın başkanı Mehmet Bey tarafından bana ödül verildi, mükafat verildi ve buna göre ona teşekkür edebilirim. Birisi duyuram ve ötən yıl Bestekarlar İttifakı'nın ve Yaşlar Birliği'nin birgə büyük bir layihəsi evvel burada, sonra Ankara'da TRT kanalı vasitəsilə canlı yayınlanan təşkilə verildi. Hansı ki 6 şair, 6 bəstəkar bizdən, 6 şair, 6 bəstəkar Türkiye'den. Hamısı da görkəmli şair bəstəkarlar və 12 bəstəkar, 12 şair. Biz bəstəkarlar onların şairlərini sözlərinə mahnı bəstələdik, onların bəstəkarlar isə bizim şairlərinin sözlərinə mahnı bəstələdilər. Mən də gözəl bir mahnı bəstələdim, qoy sinəmin içində və çox teşekkür ederim Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz xanım Əlizadəyə və əlbəttə ki Mehmet Nuri Parmaksız Bey'e.
İnşallah yəqin ki, bu mahnıların ardı gələcək. Çünki çox gözəl sözləri var, qəzəlləri var. Çox bəyəndim, sevdikləri var. Onlara mahnı dəstək edəcək. Sağ olun. Ağır deyil.